Yazı hazırlık paketini de inceleyin. Çünkü biz her şeyi hızlı olsun istiyoruz. Yani sonuçta o elbise giymek istiyor. Tek hedefi o. Kas geliştirmek istemiyor. Ama şimdi öyle değil. Şimdi böyle hacimli. Ben geçenlerde bir şey denedim. Bu da buradan itirafımdır. Tam bir balon balığına döndüm. Baby shower yapalım falan diye. Aynen kanka. Hayır, en verimli antrenman 1 saat antrenmandır. Ne kardeşim, benim verimli antrenmanım 2 saat. Çünkü güçlü giriyorlar. 1 saat ısınıp ondan sonra bam bam. Bu östrojenle ne yapayım ben? Ama kime göre, neye göre yani? Natural sporcularda bu böyle değil yani. Tatan arkandadır. Erkekler de yapmasın kardeşim o zaman. Neyse, bu kadar şey vermiyorum. Kim oldu belli olacak. An belli olursa olsun. Mustafa da tam diyette mi? Herkese selam arkadaşlar. Biz bugün uzun zamandır istediğiniz bir videoyu çekmeye geldik. Sonunda! Gerçekten antrenman videosu çekeceğiz. Bayağıdır aslında istiyordunuz antrenman, omuz antrenmanı, kalça antrenmanı. Sayfada bir tane antrenman videosu var, kalça antrenmanı da. O gün de biraz keyifsizdim böyle aslında ama yine de okey, böyle daha iyi bir antrenman yapacağımı düşünüyorum bugün. Spor Adaya geldik, Sakarya'dayız. Bazen geliyorum buraya. Burayı da seviyorum. Necmi abi de sağ olsun. Çekim yapabilir miyiz dedim. Tabii ki dedi. Biraz böyle akşam saatine yaklaştığımız için hani hem üyelere rahatsızlık vermemek adına hem de belki ara ara müzik kıstırmamız gerektiği için biraz böyle şey oldum, çekindim ama sorun yok dedi sağ olsun. Şimdi o yüzden size iyi bir video çekmeye çalışacağız. Size ben şeyden bahsedeyim birazcık, ondan sonra hemen gidelim. Ben şimdi süreç olarak, yarışma süreci olarak yani neredeyim? Tabii şu an Mustafa'nın yarışmasına çok az bir zaman kaldı. Ben onun özellikle klasik fizikte yarışacağı ilk iki yarışmada kendi prep'imde, yani bir çok katı prep'te olmak istemedim. Normalde eskiden beraber yarışmaya hazırlandık ama şimdi artık iş biraz farklı ve pro lig deyiz. Artık hani daha çetin, her zaman zorlu bir süreç ama o şu an mesela gerçekten iptal olmuş durumda. Çok zorlanıyor bazı günler. Bugün o günlerden biriydi. Böyle üzüldüm yani, yatıyordu koltukta. Zor oluyor gerçekten. Benim için de aynı şekilde. Ben de ilk defa Pro Lig'de yarışma durumunda olduğum için bu sene tabii ki daha sert bir hazırlık, daha çetin bir hazırlık yapmak istiyorum. O yüzden aynı anda yarışmayı tercih etmedik şimdilik. Belki şöyle olabilir. Şimdi o iki yarış yapar ama Eylül, Ekim, Kasım o aralıklarda tekrar yarışma yapmak isterse, benimle bir yarışa denk gelirse beraber yarış yapabiliriz herhalde. Ama şimdilik ona destek olmak adına ben çok böyle yarışma yapmıyorum. Hem ona destek olmak adına hem birazcık daha sosyal hayata dönmek ve işleri yürütmek adına aslında böyle bir süreçte es geçiyorum. Yarışma hazırlığını, ama tabii ki süreçteyim her zaman olduğu gibi. Antrenmana geliyorum, kardiyo yapıyorum her zamanki gibi, yani rutin. Tabii ki birazcık daha esnek. Bugün antrenman mı yapamıyorum? Tamam, yapamıyorum o zaman diyorum. Ama genel olarak ipleri her zaman sıkı tutarım, bilirsiniz zaten beni, çok böyle çok bozmam, çok uçup kaçmam. Şu anda yüksek bir beslenme sürdürdüğüm bir dönemdeyim. Kendimi biraz dolu ve büyük hissediyorum bu yüzden. Çok yüksek değil ama yine de bana göre biraz yüksek. Hep bir şeyler yiyor gibiyim. Sürekli yiyorum. O beni birazcık rahatsız ediyor. Çok bayılmam yemek yemeye çünkü. Şimdi de bugün 4 öğün yaptım. Saat 5.30. Böyle buraya gel git derken böyle saat biraz aksadı ama şu an daha iyi, midem birazcık daha rahat. Bugün bir kalça antrenmanı yapacağız. Süreçten zaten yine bahsederim içeride. Tabii ki şimdi bir pre-workout içeceğim. Bugün hem pre-workout Supreme şeftaliyle, bunun aromasını daha çok seviyorum. Ben çünkü direkt ağzıma döküyorum. Birazdan göreceksiniz. Bir de Hydro Prime içiyorum zaten. Bu ikisiyle antrenmana giriyorum. Kalça antrenmanlarımda genelde yarım ölçek içiyorum ben. Çok pre-workoutçu bir insan değilim. Çok uyarıcılardan hoşlanmıyorum. Ama içiyorum. Yarım ölçek. Belki yarımdan biraz daha fazla içiyorum. Bu Hydro Prime'da bir ölçek kesin içiyorum. İçelim, ondan sonra geçelim. Ekmek gibi yemişim. Gerçekler. Şimdi giyindim, geldim. Antrenmana geçeceğiz. Antrenmana böyle bir dünya şeyle giriyorum. Su da alacağım şimdi. Sizin için azalttım çantamı almayayım diye.
sadece kalça antrenmanı yapacağım için kemerimi aldım. Yani IFBB Pro Gülşah Görgül yazan kemerimi. Griplerimi aldım, kulaklığımı aldım. Tabii ki telefonumu aldım. Bir de şimdi su alacağım. Hemen başlayacağız. Bu arada ben de antrenmanımı bilmiyorum. Yani şöyle biliyorum da her zaman açıp açıp bakıyorum. Yani setlerime, tekrarlarıma aynı şeyde gidebilmek için, düzende gidebilmek için sıklıkla bakıyorum. Bizim uygulamadan kendime antrenmanı tanımlıyorum. Şaka yapmıyorum bu arada gerçekten. Uygulamaya giriyorum, oradan bakıyorum. Antrenman programım. Şimdi bir 5 dakika ben merdivende ısınıyorum. Ben niye sessiz konuşuyorum? Tamam, düzgün konuşacağım. Salon birden çok sessiz gibi geldi. Ben de sessiz konuşuyorum. Antrenman programlarında, kendi antrenmanlarımda öğrencilerim de bilirler ki sürekli böyle detaylar yazarım. Tepe noktada 4 saniye tutun sıkın. İşte seti şöyle yapın falan filan diye. Aynı şekilde her detayı ekliyorum kendim için de. Kalça yapacağım için bugün size böyle anlata anlata yapacağım. İnşallah antrenman 3 saat sürmez. Önce bir merdivende biraz kalça odaklı bir ısınacağım. Olduğunuz salonda merdiven yoksa bu arada squat yapabilirsiniz. Sıkı sıkı bir squat yapabilirsiniz. Bantla crab walk, yani yana yengeç yürüyüş yapabilirsiniz. Kickback yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey çalıştıracak olduğumuz kası tam anlamıyla ısıtmak. Yani oraya aslında güzel bir kan pompalamak. Bunu en başta yaptığınızda mutlaka antrenmanda çok daha iyi pump hissederek devam edeceksiniz ve ısınarak başlayacaksınız. Çok önemli bir şey bu. Yani o kasa diyoruz ki ben seni çalıştıracağım kardeşim. Gardını al yani. Haydi. Şanslıyım ki evimde de merdiven var. Antrenmana geldiğim salonda da merdiven var. Güzel bir şey. Merdiveni çok seviyorum. Ama şu anda tam yarışmama, yani ilk planladığım yarışma benim büyük ihtimalle, eğer ki tekrar vize alacağım döndükten sonra, Mustafa ile yarışa gidip geldikten sonra, eğer ki o vizemde sıkıntı olmazsa, alabilirsem, yarışıma yetişirse, zannediyorum 28 Eylül'de Fransa var. Ona gitmek istiyorum. Umarım alabilirim. Böyle daha çok kalçama odaklanarak yapmaya çalışıyorum. Ki ben de iyi bir pump hissedeyim. Güzel bir antrenman olsun. Biraz geçen hafta hastaydım. Hatta bir 10 gündür falan böyle. Yani süründürdü diyeyim yani. 2 gündür çok daha iyiyim. Ama o aralıkta hep antrenman yaptım ama hiç çok verimli olmadı. Modum düşüren antrenmanlar oldu yani. Dün iyiydi, bugün de iyiyim. Umarım güzel bir antrenman olur. Şimdi ilk önce ben bir ısınmaya devam ediyorum. İlk bir saat ısınıyorum. Yani şöyle ısınacağım. Benim saçım ve kıyafetim antrenmandaki şeyini söylüyorum yazın. Salınık saçta giriyorum. İlk 5 dakika sonra yarım topluyorum. Sonra bunu buraya alıyorum. Birazdan saçımı tam toplayıp bunu çıkaracağım. Eşofman giydiysem, altta şort varsa onu da çıkarıyorum. Yavaş yavaş soyunuyorum antrenmanda. Şimdi dediğim gibi ben tam oturmuyorum. Bu makine biraz böyle uzak kalıyor bana. Arkadan destek alarak yapıyorum. Isınmak için bir set yapıyorum. O yüzden benim antrenmanlarımda bazen aynı hareketi iki defa görebilirsiniz. Ki görüyorsunuzdur. Öğrencilerime söylüyorum. Gördüğünüz gibi ben de yapıyorum iki kere bazen. Başka versiyonlara ama yapıyorum. Ben size bu ayakkabıyı ne zaman giyiyorum biliyor musun? İyi antrenman yapmak istediğimde giyiyorum. Şu an fark ettim. Ben bunu yarışmada, yarış alanına, boya bir yere gideceksem yani, o zaman da giyiyorum. Antrenman videosu çekeceğim bir zaman böyle bugün iyi antrenman yapacağım falan deyince hemen bu ayakkabı elime geliyor. İstemsizce. Evet. Sanki iyi geçecekmiş gibi bir vibe geliyor. Çok emektar da o yüzden. Belki de. İki yılı falan var aslında da. Aynen, Smith Machine hip thrust ama ben Çin'de yapacağım bunu. Smith Machine tam inmiyor. Salonlarda olan şey bir problem bu. Smith Machine hip thrust veriyorum. Makine tam inmiyorsa aşağıya eğer, yapamıyorsunuz ya. O zaman şöyle bir önerim var. Burada o yok. Muhtemelen ben geçen sefer bulamadım da şimdi arayıp vakit kaybetmeyeyim. Ya step tahtası koyacaksınız ayağınızın altına. Yani kendi ayaklarınızla yükselteceksiniz ki
hipsler tam şu pelvis makineye gelsin. Ya da alternatifler yapacaksınız. Zaten çok güzel açısı olan bir hip thrust machine var burada. Free gibi yani. Onu yapacağım. Sonra stiff deadlift. Hadi şuraya gidiyoruz o zaman. Bu tişört bu arada bence çok güzel. Kalıbı da çok güzel. Antrenmanda inanılmaz güzel duruyor. Protein hoştan alabilirsiniz. Bu da size şey olsun. Ben şimdi çıkaracağım ama sıcakladım. Tight protein hoşun değil. Onu ben yaptırdım. 50 kere saçımı topluyorum antrenmanda. Yemin ederim göreceksiniz şimdi. 50 kere. Bir örüyorum, bir açıyorum. Hep bir şey yapıyorum. Bu kemer benim. Normal. Belime olacak bir ağırlık antrenman kemeri. Bir özelliği yok. Tek özelliği arkasındaki yazı. Yeterince özel bence. Evet. Ya ben zaten en fazla 140 kilo falan hip thrust yapıyorum. Çok yüksek kilo yapmıyorum. Önceden yapıyordum ama belimdeki fıtık beni o zaman hissettiriyor ve zorluyor bazen. O yüzden okey gerek yok. Tempoyu değiştiriyorum. Bazen direnç bandı takıyorum. Ama daha düşük kilolarda daha iyi antrenman yapmaya çalışıyorum. Smith machine'de ya da free ya da makinede hip thrust yaparken bazen kızlarda şey görüyorum. Topukta böyle. Yani ayağınızı tam basmayı deneyin. Kesinlikle bence çok daha iyi hissedeceksiniz. Dikkat edilmeyen şeylerden biri o. Diğeri de ayak açıklığı. Yani tek bir çeşit yapmıyorsunuz bunu. Ayağınızı daha açık, daha V yapabilirsiniz. Daha wide yani daha kapalı yapabilirsiniz. Yukarıda tapta şöyle bir 1001-1002 deyip 2 saniye bekleyip ineceğim. Neye göre belirlememiz gerekiyor diye çok fazla sorun oluyor mesela. Bence kiloyu yapabileceğiniz tekrar sayısının çıkarabileceğiniz ve hareketin açısını, formunu bozmadan, çalışan kas grubunu unutmadan yapabileceğiniz bir ağırlık seçmelisiniz. Salonda kızım bir tanesi 150 kilo yapıyor diye 150 kilo yapmak zorunda değilsin. Sende o beslenme var mı? O kondisyon var mı? Yoksa sakatlık yaratır. Yaratır. Gym body lazım bana. Böyle olmuyor. Zor oluyor. Sürekli kalkıyorsun. Yazık bir haldeyim şu an. Biliyoruz bana yardım ediyorlar bazen sağ olsunlar. Ben şimdiye kadar ki şakasız bütün antrenmanlarımı kendim yapıyorum. Her zaman. Böyle salonda karşılaştığım zaman falan böyle takipçilerden olsun. Salonda merhabalaştığım insanlar falan bazen yardım ediyorlar. Allah razı olsun. Son sette rest pause yapacağız. Şimdi son seti yapacağım. Saçım çok kötü mü? Bir çekimde sana kaç kere saçım çok kötü mü diye soruyorum. Bak iyi mi diye saçım çok kötü mü? Rest pause set, dur dinlen. Şimdi mesela bir 10 tekrar yapacağım. Sonra 10 saniye duracağım, dinleneceğim. Sonra tekrar yapacağım. Ben maksimum yapıyorum rest pause'da. Mesela 5 mi çıktı? Okey, 10 saniye duruyorum. Tekrar 3 mü çıktı? Okey, 10 saniye duruyorum. Böyle bir set gerçekleştiriyorum. Şimdi onu yapacağım. Hazırım. Ugh.
yürümem lazım hemen. Anlayamazsın bunu. Ama yine de bazen sadece spor salonuna geliyorum diye fön çekiyorum. Halbuki biliyorum ki işte ilk harekette böyle olacak. Burası da benim date'im. Ne diyeyim? Gerçekten kendimi güzel, iyi hissedince daha iyi antrenman yapıyorum. Plasebo falan yapacak bir şey yok. Bugün değişiklik olsun, barbell'la yapayım. Sumo deadlift ve dead top'la yapayım, yani yukarıda durmalı. Normalde stiff deadlift var şu an burada hareketim benim. Bugün bunu yapayım. Şimdi şöyle bir 30 kilo ile bir başlayayım da ben. Ya ben bu hareketi biraz böyle sumo squat vari yapıyorum. Aslında siz direkt deadlift gibi de yapabilirsiniz. Ben şu an bugün esti ve böyle yapıyorum. Kimsenin deadlifti kimseyi ilgilendirmez sonuçta. Şaka şaka. Ya gerçekten. Bu sene biraz geçen seneki pantolonlarım sıkıyor beni. Samba dedi kız problemi. Gerçekten sıkıyor. Rahatsızım böyle içlerinde. Bu arada ben bundan sonra dumbbell'la stiff deadlift hareketimi yapacağım. Çünkü anlık program değiştirdim kendime. Yani küçük bir revize diyelim. Yapmadığım bir hareketti. Bunu iki set daha yapayım. Güzel bu arada, iyi hissediyorum. Sonra dumbbell stiff deadlift yapacağız. En çok yaşadığım problem. Şurada squat yapacaksın, tamam mı? Bak mesela squat yapacaksın, serbest squat ya da meşin olsun, bu buraya gel. Buradan squat yapıyorsun, alana karşısın. Buraya dönüyorsun, aynaya karşısın. Hani nereye dönersen dön yani. Tatam arkandadır. Erkekler de yapmasın kardeşim o zaman. Onlarınki de görünüyor. Keko'nun biri geldiyse böyle alana doğru, Allah artık sen de ikinci settesin, kanter böyle falan, ne yapacaksın? Ya havluyu buraya takıyorum, ya bir şeyler takıyorum, saçma. Yok mu Miami'de yaşamamız? 1, 2, 3. Gören de 350 kilo yapıyorum sanacak. Bir kere şey, eski salondayız. Bayağı biz İstanbul'daki antrenör yaptığımız salondaydık. Böyle 55, belki 57 yaşlarında falan salonda bir adam var. Bizle yaşat falan da oğlu var. O da salonda. Neyse, bu kadar şey vermiyorum. Kim oldu belli olacak. An belli olursa olsun. Neyse. Adam var işte 50-55 yaşlarında falan. Ben antrenman yapıyorum. Ben farkında değilim. O aynadan bana bakıyormuş. Mustafa da tam diyette mi? Normalde hiç öyle höt höt bir insan değildir. Görmüş adamın bana baktığını. Adam böyle şeyde triceps press yapıyor böyle cable'la. İşte push down yapıyor. Mustafa şöyle geldi bak. Adam burada hareketi yapıyor. Mustafa da böyle yaptı. Adam burada hareket yapıyor. Sanki adamın hocası gibi. Ben tabii korktum birden.
Dedim adam herhalde dövecek. Ondan sonra hemen arkadaşım vardı eğitmen, ona söyledim falan. Dedim kanka koş. Koş dedim, adam dövecek falan. Adam böyle yapıyor, hiçbir şey yokmuş gibi dönüyor arkasına. Yürüyor, Mustafa burada. Sonra geri gidiyor, hareketi Mustafa'nın böyle ağzının içinde yapmaya devam ediyor falan. Sonra o gün öyle geçti. Adam hiç bozuntuya vermedi. Başka bir gün yine. Ben böyle köşede antrenman yapıyorum. Üzerimde böyle bol bir tişört var falan. Adam da geçmiş oradan, karın çalışıyor. Yine aynadan çapraz böyle bana bakıyormuş. Mustafa yine görmüş adamı. Sonra geldi falan böyle dedi ki geç dedi bu tarafta yap falan dedi bana. Ne oldu falan dedim. Yine gitti adamın karşısına dikildi. Yine hemen söyledim arkadaşıma falan. Sonra salona şey yaptı. Söyledi. Ya dedi bu herifi buradan göndereceksiniz dedi. Ya da ben bunu burada döveceğim. Hani haberiniz olsun dedi yani. Peşinden söylüyorum dedi. Yani gerçekten bizim o salonda uzun zamandır antrenman yaptığımızı biliyor. Bizim çift olduğumuzu biliyor. Yani Mustafa Yıldız'ı Gülşah Görgülü olarak biliyor. Ona rağmen inanılmaz rahatsız edici bir şekilde böyle taciz yani ve bilinçli olarak. Böyle insanlar var ama ne yapalım, var. Hadi öbür harekete geçiyorum. Şimdi 15-15 yaptım. 17.5-17.5 yapacağım. Bakın bu harekette şu gripler olmasa elimdeki yapamam bu kadar iyi. Sürekli bağlayıp çözmemin de sebebi şu, saçım bana çok ağır geliyor ya. Yani hakikaten ağır geliyor. Çok teşekkür ederim, sürekli saçımla ilgili iltifat ediyorsunuz. Hani gür ve o yüzden ağır. Hiçbir şey yapmıyorum. Her gün yıkamıyorum ama yazın her gün yıkıyorum tabii. Milletin nasıl bir saatte bitiyor anlamıyorum. Hayır, en verimli antrenman bir saat antrenmandır. Yersen. Sana kardeşim, benim verimli antrenman 2 saat. Şöyle, bence uzun soluklu antrenman yapmış ve kondisyonu yüksek olan, aynı zamanda natural olmayan, yani vücudunda testosteron türevi ya da anabolik türevi şeyler olan kişilerin antrenman verimi farklı. Yani kısa vadede, yani kısa sürede daha iyi sonuç alabilecekleri antrenman yapabilirler. Ben de öyle bir şey yok. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum ama. Çünkü güçlü giriyorlar. Bir set ısınıp ondan sonra bam bam 3 set basıyorlar. Yani biz sürekli zorluyoruz sınırları. Bu östrojenle ne yapayım ben? Çeke. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden hani işte bir saatin üstünde antrenman yapılmaz falan ama kime göre, neye göre yani. Evet, çok uzun antrenman da mantıklı değil. Ben de mesela bazen görüyorum danışanlarım çok uzun. Hayır diyorum, bu kadar yapamazsın. Çok uzun sürmüş. Neden bu kadar uzun sürdü? Benim antrenman bu kadar uzun sürmez falan. Ama yani benim kalça bacak idmanlarım 1,5 saat sürüyor yani ya. Sürüyor. 5 hareket yapıyorum. Isındın, soğudun. Sürüyor yani. Ben bunun dediğim gibi şeyle çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Natural sporcularda bu böyle değil yani. Yani bilimsel olarak bakılan şeyler bence sedanter bireylerde olan sonuçlardır. Hazırım. 25-25. Kendime güveniyorum. Bu tarz hareketlerde ağırlıkları alıp bırakırken elinize, ayağınıza çok dikkat edin. Danışanlarımdan çok böyle yani sıkıntı yaşayan var. Taze bir tanesinin parmağı yine kırıldı. El parmağı sıkıştı araya. Biri ayağına düşürdü falan. Düşünmek bile istemiyorum.
dikkat etmek lazım. Bu gripleri bu yüzden çok seviyorum. Elinizden çıksa bile düşmez. Yaparsak 55 kilo olur. 30-30 yaparsak kilo mu yapmış oluruz? Kilom kadar stiff. Bence benim bu off sezon üstüm, omuzlarım falan iyi gelişti bayağı. Yani ben her zaman böyle kalçamın geriden geldiğini düşünüyorum. Bazen düşünmüyorum, bazen düşünüyorum. Ama üstüm daha gelişmeye meyilli. Şöyle baktığımda omzum kalçam tutuyorsa, definisyonda kalçam daha küçülüyor ya, orada biraz keyifler kaçıyor. Bir de bu sene artık eskisi gibi değil. Son yani bikini için istediklerini dinlediğimizde gerçekten çok daha dolu kalçalar. Yani kızlar eskiden daha böyle kondisyonlu, daha böyle şey istiyorlardı. Lean. Ama şimdi öyle değil. Şimdi böyle hacimli hacimli. Bakalım. Bana koçlar natural olarak bir şey yapamayacağımı söylüyorlar arkadaşlar. Büyük bir samimiyetle. Söyledim zaten daha önce de. Yani Pro Lig'de natural olarak yarıştığın zaman bir şey yapamazsın dediler. Ben geçenlerde bir şey denedim. Bu da buradan itirafımdır. İlk defa hayatımda denedim. Hatta bilenler var, Instagram'ı takip edenler varsa, felaket derecede 4,5 kilo falan attım. 5 günde 4,5 kilo falan attım. Öyle bir etkisi yok normalde. Hem doktorumun kontrolünde hem de gerçekten eser miktarda, yani en az zaten daha az olamazdı. Daha az olsa o zaman kullanma olacaktı. Çünkü bu karaciğerimdeki kist lezyon yüzünden en mantıklı, en o şeye bulaşmayacak takviyeyi tercih etmeye çalıştık. Ve bu süreçte de şimdi tekrar kontrolüm var, hani sıkıntı yaşıyor muyum diye. Ama zaten 5 gün, aynen 5-6 gün falan kullandım. 6 günde de 3 kere. Beni var görmeniz lazım. Tam bir balon balığına döndüm. İnanılmaz kötü oldum. Yüzüm balon gibi oldum. Çok kötü oldum. Ve sıfır terlememeye başladım. Antrenman yapıyorum, terlemiyorum. Kardiyo yapıyorum, terlemiyorum falan, çok kötü. Sonra koçuma söyledim. O da dedi ki onun asla öyle bir etkisi yok. Bu çok farklı bir şey oldu. Hemen bırakalım. Hemen bıraktık. Ben galiba böyle devam edeceğim arkadaşlar. Yani tavsiye değildir bu arada. Denemeydi. Ben size söyleyeceğim demiştim zaten ne yaparsam. Böyle bir denemem oldu. Hatta arkadaşımla dalga falan geçtik. Hadi şey yapalım, baby shower yapalım falan diye. Ama yok, olmadı. Bu da gol değilmiş. Şimdilik böyle devam ediyorum. Bir gelişme olursa size söyleyeceğim. Natural protein oil. Devam ediyorum arkadaşlar. Hydro Prime. Yani başarılı olur muyum, olmaz mıyım? Yani bilmiyorum. Yani yaşayıp görmek lazım. Çok zorlamam gerekecek galiba bu şekilde. Çok çok hani dipleri zorlamak gerekecek. Neden olmasın? 30-30 hazırım. Yukarı koyamam. Ay. Biraz oturayım. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta
make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up. Yes. Yaz hazırlık paketi satışa girdi. Hat biraz yoğundu. O yüzden uyandım. Şey diyorum bazen. Kahve içene kadar WhatsApp'a biraz bakayım diyorum. Sonra bir bakıyorum. 2 saattir WhatsApp'a bakıyorum. 2 saattir öğrenciye dönüyorum. O yüzden böyle kaydı günüm. Yaz hazırlık paketini de inceleyin. Daha çok şöyle aslında. Niye yaz hazırlık falan işte 2 ayda hızlı falan deyince böyle talep oluyor biliyor musunuz? Çünkü biz her şeyi hızlı olsun istiyoruz. Yani hızlı deyince herkes de akan sular duruyor. Evet tabii ki birazcık daha düşük kalori şeyler, tarifler vesaire. Hani böyle biraz daha pratikleştirilmiş. Ve bu sadece hani diyorum ya 2 aylık yapılabilecek bir şey bence maksimum. Bilemedin 3 ay hani sürdürülebilir. Sonrasında mutlaka bir kalori artışı, biraz karbonhidrat, yağ falan artışı olması gerekir. Biraz düşük seyredecek yani. Böyle bir program yaptık. Ama tabii neden olmasın? Yani 4 hafta sonra düğünüm var, bir ay sonra nişanım var diyenler için bence süper. Yani sonuçta o elbise giymek istiyor. Tek hedefi o. Kas geliştirmek istemiyor. Öyle olduğu için tercih edilebilir. Uzun soluklu hayır. Zaten ben onda bile elim gitmiyor ki düşük karbonhidrat vereyim. Son set yapıyorum. Zeman'dan sonra statik. Yani oturdum. Bir 5-10 saniye bekliyorum statik bir şekilde. Kalkıyorum. Tekrar 3 set kadar böyle statik bir esneme yapıyorum. Eğer işte sağa sola eğileceksem vesaire. Onlarda da yine aynı şekilde bekliyorum. Ay. Buraya geldim bekliyorum. Kafamı çarpmayayım da. Buraya geldim, bekliyorum. Çok sevdiğim bir hareket. Goblet squat. Şu şekilde oturup dirseklerle diz kapaklarını itmek ve dik durmak. Bunu antrenmanın başında da yaparım bazen zaten. Sabahları yapmaya çalışıyorum genelde esnemelerimi. Bazen çünkü antrenman sonu hiç halim kalmıyor gerçekten. Evet, şimdi antrenmanımızı bitirdik. Şimdi gidiyorum hızlıca. Bir 10 dakikaya falan en geç gelirim. Sonra post-workout yiyeceğiz. Şimdi spordan çıktım arkadaşlar. Bir öğün yapacağım. Post-workout'um şaşmaz biliyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum. Daha kolay oluyor. Kasede tartılmış pirinç patlağım, cornflakes'im, neyse artık yani karbonhidrat türü olarak yediğiniz şey neyse. Whey proteinimi de o ne kadar ısınmış. Böyle gramı kadar ekliyorum zaten.
kendi shaker'ımıza koydum. Bu bugün muzlu. Çünkü muzlu bitmişti, sipariş etmiştim yeni. Şu şekil. Bu arada içinde 6 gram kadar da kreatin var. Onu da ekledim. Bu arada bugün tiramisu'lu whey'im geldi. Limited edition olan. Onu denemedim ya, onu denemek istiyorum. Özür dilerim hocam. İyi yaşa. Hapşırma falan. Niye özür diliyorsun ya? Gözüm falan dalıyor şu an, şekerim düştü herhalde. Şöyle açıyorum. Gel geri. Şu şekil. Üf, ne güzel olacak şimdi. Biraz da az su koydum. Biraz üstüne fıstık ezmesi olsaydı güzel olurdu. Neyse. Maalesef antrenmandan sonra yağım yok. Şükürler olsun ki artık böyle lezzetli öğünler yapabiliyoruz. Böyle diyetler yapabiliyoruz. Şanslıyız. Şaka bir yana, aynı zamanda yaz geldi. Çok mutluyum. İşte böyle arkadaşlar. Post-workout'umu yiyeceğim. Normalde arabada yiyorum. Bugün çekim yapıyoruz diye böyle dışarıda yiyorum. Sonra da eve kaçacağım. Yarın kızlarla poz dersim var. O yüzden İstanbul'a döneceğim. Gideceğim yani yarın sabah. Yeni Türkiye Şampiyonası yarış hazırlığı yapan kızlarla poz dersim var. Galiba bir 10 kişi gelecek. Normalde 12 kişiyiz. 12 mi? Aynen 12 kişiyiz. Ama 2-3 kişi gelemeyecek. 10 kişi olacağımızı düşünüyorum. Eken olmazsa. Poz dersi yapacağız onlarla. Sonrasında da bu arada, neyse buradan duyurmayacağım bunu. Vazgeçtim. Kalsın sonra. Duyurunca duyarsınız. Öyle. Umarım güzel geçer. Heyecanlıyım kızları da. Çünkü görmedim, tanışmadıklarım var aralarında. Bazılarını tanıyorum. Karşılaştık. Eski öğrencim olanlar var ama bir kısmını tanımıyorum. Çok güzel oluyor ilk poz dersi. Çünkü aynı zamanda tanışıyoruz. Bakalım nasıl olacak? İlk yarışı olacak olan çok var. İnşallah güzel olur. Türkiye Şampiyonası biraz daha erken olacak. Ağustos sonu gibi falan olacakmış. Öyle söyleniyor. Çünkü Dünya Şampiyonası erken görünüyor takvimde. Olsun. Elimizden geleni yapacağız onlar için de. Durum böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüyorsunuz, düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Çırpınıyorum. Bana lütfen video öneriniz varsa yazın. Antrenman okey. Omuz antrenmanı da çekeceğiz bu arada. O da okey. O da cepte. Onun dışında öneriniz varsa, bir fikriniz varsa yazın lütfen. Yorumları okuyorum, cevap veriyorum zaten, görüyorsunuzdur. Ben de ona göre size çekim yapmaya çalışacağım Yasir'le beraber. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuraya el birliğiyle biraz şöyle biraz iteleyelim. Görüşmek üzere.